Memleket bırakmadı 50 yaş grubu, ee, yani 90'larda görmeye başladığı sanatçıların peşini bırakmadı. Ee, bunu nasıl değerlendiriyorsun? Valla ben <laughs> ya bir şey yaptığım zaman hala iyi gördüğünü görüyorum. Dolayısıyla hoşuma gidiyor tabii ama bu herkes için geçerli mi onu bilmiyorum. Ee, ben geçenlerde bir düşündüm, ee, hala dinlenebilecek ya da dinlenebilen, ee, ve bümü de sonra da dinlemeye devam edecek herhalde. Bir 10 tane şarkı çıkartmışız. Hı hı. Yani Tabii ki bu ciddi bir rakam. Hı hı. Yani hani bir 15 20 sene sonra bile ...ha ne güzel şarkı yapmışlar ya." falan diyebilecekleri şarkı sahibi olmak çok değerli bir şey benim için. Bunu yaptığımız zaman bilmiyorduk. Hı hı. Yani yaptığın sırada bilmiyorsun bunu nereden bileceksin? Zamanla anlıyorsun onu. aa bak bu sene de çok değerli." Bu aa dinliyorlar. 15 sene sonra daha belki de o şarkının bestelendiği zaman hayatta olmayan genç birisinden duyunca şarkıyı ya da sen söylerken katılınca, hocam hoşuna gidiyor senin. Hmm. E, bu değerli şeyler bunlar. Hoşuna gidiyor, güzel oluyor, güzel hissettiriyor. E, değerli bir şey koyduğunu görüyorsun. E, dolayısıyla da herhalde biraz da onun etkisi var. E, bir şey daha üretsin, bir şey daha üretsin diye beklenti içinde olabilir dinleyici. Hmm. E, o döneme hmm. ait ya da o müziğe ait bir şeyler bekliyorlar. Hmm. Olabilir, bekliyor olabilirler. Eee şu bana hep çok güzel görünmüştür ve ülkemizle ilgili de çok arzu ediyorum. Dünyada birçok ülke yine kültür politikasıyla ilgili bir şey bu. Ama özellikle medyalarıyla ilgili sanatçılarını hep gündemde tutuyor. Çok farklı nesillerden sanatçılarını. Ben izleyebildiğim kadarıyla Amerikalıları söylemeyeceğim. Amerikalıların hakikaten çünkü aptalca yapıyorlar bu işleri. Ama e, Fransa örneği verebilirim İngiltere örneği e, verebilirim İtalya örneği e, verebilirim Bunlarda izlediğim kadarıyla her yaştan sanatçısını yani 20 yaşından e, 70 yaşına 80 yaşına kadar sanatçılarını sürekli gündemde tutuyorlar. Burada çok önemli bir rol e, Onlarda da magazin basını olduğu halde bunun daha haysiyetli yapılması nedeniyle bu işin bu sanatçılarda medyaya karşı bir küskünlük olmuyor. Hmm. Biz Türkiye'nin çok önemli sanatçılarını hiç programlarda göremeyiz. Onlarla ilgili küçük belgeseller, interviewlar, canlı program konukları olarak televizyona çıkarmalar bizde olmuyor. Öbürlerinde oluyor. Bir bir programda, bir canlı programda, interview programında, bir ara benim yaptığım programlarda da maksadım buydu. 20 kişi hep beraber oturuyorlar. Arada 20 yaşındaki çocuk var, 80 yaşındaki şey var. İkisi de şarkı söylemiş, ikisi de halkın karşısında. Bir canlı yayında ya da bir bant yayında. Şimdi burada ne oluyor biliyor musun? Bu sanatçılarını sürekli gündemde tutuyorsun ve bir aile olma duygusunu sürekli seyircilerine yaşatıyorsun ve bir anda dünya küçülüyor. O zaman İngiltere küçücük oluyor. Sanki bir mahalle gibi hissediyorsun. Evet. Fransa küçücük oluyor. Sanki onlar mahalledeki beraber büyüdüğün insanlar gibi ve öyledir gerçekten de. Yani bir bir sanatçı eğer 20 sene 30 sene gündemdeyse o zaten senin amcan gibidir, halan gibidir, dayın gibidir. O hale gelmiştir. Belki onlardan daha fazla içselleştirmişsindir onları. Ve de saygı gösterirsin tabii. Bu o kadar önemli bir şey ki. Yani e, halbuki bizde ya medya magazin açısından e, söyleyeceğim onu ya bir e, gerginlik ya da bir küskünlük dolayısıyla göremezsin programlarda beraber toplanmaz. Halbuki bu insanlar da sürekli toplu. Ne kadar değerli bir şey o sanatçıyı belki e, 25 yaşında bir şarkı yapmış, çok tutmuş, herkes onu dinlemiş. Belki sonra önemli bir üretimi yok. E olsun. Onun şarkısını içselleştirmiş bütün bir ülke var. Ve bu bir ortak mutluluk ve aynı zamanda bir gelir kapısı tabii bütün bütün bu işler. Bunu çok önemsiyorum. Keşke öyle olabilse. Ee, biraz ben bunun ya yani bu çok zarar verdiğini düşünüyorum bir dönemin magazininin e, itibarsızlaştırdığını düşünüyorum. E, Sanatçıyı tabii, da, tabii benzeri işleri yapanları da yani sahne ile ilgilenen. Herkese evet. itibarsızlaştı yukarım, yukarı. itibarsızlaştırdığını düşünüyorum. Bu, bu ona hizmet ettiğini düşünüyorum. En azından Ama buna e, da yollara... için bu maksat güdüldü. Evet, onu söylemeye çalışıyorum. Ama Sen yıllar geçti, anlatır. yıllar geçti. Bugün ben e, e, herhangi bir yerde 90'lı yılların e, magazin editörü e, ya da işte muhabiri birisiyle karşılaştığım zaman şimdi hep gerginlikler yaşanmış. Ama şimdi diyorum ki bak sen de yaşlandın benim, hmm. benimle beraber. Evet. Sen de yaş aldın. Yani bu sefer bir değere biniyor. Çünkü ben o ben onunla beraber yani beraber geçmiş geceler. Evet. Yıllar ve Evet artık bir bakışımızda bile bir anlayış var. Yani yine o kamera çıkıyor. Yine diyor ki işte bir reyting bir şeyi yaratmak için senin de aynı şeyler başlıyor. Diyor ki işte diyor falanca konuda diyor ona ne diyorsun falan diyor. Sonra diyorsun ya kapatsana şunu bir şu kamerayı. Diyorsun nasılsın? İyi misin? Ailen iyi mi? Sağlığın saatin yerinde mi? İyi misin? Biraz zayıf gördüm ya da biraz şöyle gördüm hasta gibi gördüm. E doğal olarak bu oluyor babacığım. Yani kimse başka bir ülkeden gelmiyor. 20 sene vakit geçirmiş. E abi evet tabii o bir tanıdığın <laughs> senin yani. <laughs> hani belki o zamanlar bir havalı davrandın <laughs> falan filan bilmem ne yaptın ama... ...senin için çok değerli. Keşke o muhabirlerle ilgili söylemiyorum ama. Keşke bu işin editoryali. Biraz daha e, Kadir Şinas olsaydı, değer bilir olsaydı... Onlar için reytingici... şey ne zaten. oldu o reytingler? Hiç, hiç. O yani o sanatçıları aşağıladığın, e, mutsuz ettiğin... E ee, travmalara soktuğun reytingler ne Kapı oldu? Dün geldi, düşürdüm. bugün bitti. Aa, evet. evet. Bak. Ya gördün mü? Ha, aynen öyle. Ha, sen de yaş aldın. Hepimiz öleceğiz, gideceğiz. Ne oldu bu birbirine zarar vermeler? Hep istiyorum ki hep birlikte görelim. Şimdi Sezen Aksu'yu göremezsin herhangi bir yerde. Hep beraber oturulsa ve bu yayınlansa. Değil mi? Birçok sanatçıyı göremezsin, birçok büyük oyuncuyu göremezsin. Ya bu insanlar Sezen Aksu için deliriyorlar, ölüyorlar ve hiç eskimiyor. Türkan Şoray için deliriyor, ölüyor. Kadir İnanır için. Ve, ve o niye ne... çıkmıyorlar? Niye çıkmaktan Abi, ya da tabi, korkuyoruz dışarıya? Çünkü, doğru çünkü de... malzeme olacak, avuç evet, sınıf malzeme çünkü olacak. Çünkü doğru değerlendirilmedi. Bugün söylediği en ufak, bunu bir de daha fenası var. Herhangi bir gazete geliyor, röportaj yapıyor... Diyor ki işte o da tuzak sorular var. İktidar tarafında olabilir, muhalefet hmm. tarafında olabilir gazete. Bir röportaja geliyor birisi. Şimdi koskoca sanatçı. Bir şey diyor, eyvah! Vay sen iktidarı mı tuttun, vay sen muhalefeti mi tuttun oluyor. Yahu o bizim. Biz 40 yıldır o adamın şarkılarını dinliyoruz. Ya da 40 yıldır onun filmlerini seyrediyoruz. Yazık değil mi sen onu bir pazar röportajına bütün kariyerini feda ettin. Mi? Millet altına yorumlar yazıyor, ölsün gitsin, gebersin falan diyoruz. Ya, <laughs> halbuki bizim o biz bu kadar acı tecrübeleri yaşamış bir ülkeyiz. Evet. Yani evet. ne değerlerimiz yurt dışında gömülü. Evet. Yani ya. Ya. Nazım Hikmet'inden Ahmet Kayastan tabi, kadar. Tabii ki. Yani tabii bunu ki. yaşamayan, tecrübe etmeyen bir ülke de değiliz. Ki. Yani. Tabii ki. Tabii ki. Çok istedim. Ve sen bu konularda tabii ki örnek bir sanatçı olarak yaşalıyorsun. Mükemmel yani. Bu skandal bir program oldu en azından. Senin çok örnek bir sanatçı olduğunu, çok iyi bir. Ya bak, örnek bir sanatçı, çok iyi bir baba, çok iyi bir eski eş, çok çalışan, disiplinli bir sanatçı, çok iyi bir kariyer. Fakat tamam. seksi. Halbuki <laughs> bir tek, ha. tek seksi zannediliyordu. Ha. Bu programa kadar bir tek seksi zannediliyordu ama büyük ayak kırıklığı. Ha, ya, ha, hayır ama yok. Dondurma çubuğu çıktı adam. Yepyeni, yepyeni <laughs> şarkılarla. Bir de tabii bir şey söyleyeceğim ama bir yandan da... E, senin gibi sanatçıların bir de olgunluk dönemleri var. Sonra tekrar bir olgunluk dönemleri var. Sonra tekrar bir olgunluk dönemleri var. Leonard Cohen'i düşün. David Bowie'yi düşün. Ya değil mi? Ölünceye kadar. O ne çalışmadır, ne manyaklıktır ya. Hii. İnşallah Allah i̇nşallah, bana da versin. İnşallah. Için. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben Güler teşekkür diye. ederim. bir sohbetti. Ee, seyircilerimize de iyi geceler diliyorum.